sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden sevgili yaylara Ekim ayının ilk haftası. Evet sevgili Demet, anlat bakalım Ekim ayının ilk haftasında sevgili yay burcu için neler var? Evet sevgili yaylar, yeni ay haftasına giriş yapıyoruz. Bu hafta terazi burcunda yeni bir ay doğacak. 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda. Yeni ay öncesinde haftanın gökyüzü konumuna baktığımızda biraz oldukça sert etkiler görüyoruz. Hafta başında Merkür'ün Neptün'le yapacağı üçgen açı sizin için özellikle aile ilişkilerinde, maddi konularda birazcık rahatlama getirebilir. Güzel haberler, romantik paylaşımlar ev içerisinde, aile içerisinde biraz rahatlatıcı olabilir. Akrep ya da, balık var çünkü. Evet, balık aile. Akrep 12 üç kat. Dinlenebilirler. Evde bir istirahat olabilir ya da keyifli bir paylaşım arınmak, olabilir. Arınmak, dinlenmek, evet. Kendini daha iyi hissetmek dediğimiz bir döngü o. Yani 2 Ekim'de Güneş kare Plüton, maddi ve ekonomik sorunlar. Güneş kare Plüton ve arkasından 3 Ekim'de yaşanacak Güneş karşıt Uranüs sert açıları. Sosyal hayatlarındaki bir arkadaşlarıyla ilgili sorun olabilir. Onlara dolaylı olarak yansıyabilir. Veya iş hayatlarındaki ortamlarında maddi bir problem zorlayabilir. Beklenmedik bir sorun olabiliyor, maddi bir problem olabiliyor. Geçmişte yapmış oldukları bir hatayla karşılaşabiliyorlar. Evet. Biraz da maddi konularda biraz zor bir dönem. Evet. Biraz da arkadaşları, aşk hayatı. Uranüs zaten yay burcunun aşk hayatına çok farklılaştırıyor. Evet. Biliyorsun yani Uranüs 5-11 kasları üzerinde çalışıyor. Hı-hı. Sosyal çevreyi Hı-hı. değiştiriyor. Aşk hayatını değiştiriyor. Yaşamla ilgili bazı farklılıklar verebiliyor. Hı-hı. Flörtler, ilişkiler. Bunlarla ilgili büyük yenilikler veriyor. Ama işte burada biraz daha istikrarlı davranmak lazım. Yayda biliyorsun ani kararlar alabilen bir burç. Evet. Burada sorun olabiliyor. Terazi burcu yeni ayı. Terazi burcu yeni ayı yine sosyal çevreleriyle ilgili bir yenilik. Yeni bir grup içerisine girme, yeni arkadaşlıklar veya yeni projeler, iş projeleri olabilir veya sosyal projeler olabilir. Yeni başlangıçlar, yeni girişimleri temsil ediyor. Güçlü enerjiler var yalnız burada. Yani buradaki yeni ay belki yaylar için uzun vadede önemli etkiler verebilecek bir yeni ay. Bence uzun vadede, kısa vadeli değil ama uzun vadede. Bence günlük yorumlarını birinciokur.com'da okuduklarında 2 ve 3 Ekim ve 5 Ekim'le ilgili önümüzdeki döneme daha fazlasıyla göz atabilirler. Ben sevgiler derim. Hoşçakalın. Bye.